Selamun aleyküm, aleyküm selam. Kur'an-ı Kerim'in ilk emri olan oku emrinden ne kastedilmiştir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz okumayı bilmediği halde ne kastedilmiştir? Yani ulema ikra bismi rabbikellezî halak ayeti kerimesinden bizim bildiğimiz anlamda yani eline bir şey alıp okuma şeklinde bir mana kastedilmediğini beyan ediyorlar. Burada hakiki olan okumanın yani Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'yu tanıma, vahiy ile tanışma ve vahyin kendisine bildirmiş olduğu hakikatleri idrak etme, anlama, sindirme ve bunları insanlara aktarma, bunun içinde kainata ibret nazarıyla bakma, kainatı okuma, Kur'an-ı Kerim'in davet etmiş olduğu metot üzere اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Semavat ve arz hakkında düşünme, nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vahyin gelmiş olduğu mağarada yapmış olduğu ibadetlerden birisi de tefekkürdü. Bu tefekkürü vahiy ile birlikte mezcetme, bu anlamda okuma ve Rabbinin ismiyle birlikte bu okumaya başlama, risalet hayatına başlamanın kastedildiğini beyan ederek farklı şeyler, tefsirler ve tevillerde bulunuyorlar. Onun için yani Efendimiz henüz okumayı bilmediği derken Efendimiz hiçbir zaman zaten okumayı bilmemiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmiydi. Dolayısıyla ümmi olan bir zata ikra oku denmesi bu anlamda hani daha sonradan oryantalistlerin iddia ettiği gibi okuyabildiği veya bir şeyler okuyabildiği anlamına gelmiyor. Oradaki okuma bildiğimiz anlamda eline bir metin alıp okuma manasında değildir. Ulema ifade ettiğim gibi farklı tevillerle birlikte tefsirlerle bu ayeti kerimeyi açıklamış, beyan etmişlerdir.